Herkese selamlar dostlar. 1 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Yine 6 tane maç seçtim. Videonun sonunda bir kombin önerisi ve bir de yüksek oran teknisi olarak sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza şimdiden bol şans. Mutlaka izleyin, dinleyin. Öncelikle arkadaşlar, videoya sizden güzel bir like, abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Videoma yorum yaparsanız da herhangi bir yorum fark etmez. Yorum olarak da destek verirseniz sevinirim. Geçelim maçlara. Maçlara geçmeden önce hemen şöyle 31 Temmuz'un raporuna bakalım şöyle. Oynanan 2 tane mücadelemiz var. Toplamda 5 tane mücadele vermiştim. Moskova maçına ilk yarı 0.5 şeklinde önermiştim. LASK maçına KG var olarak kombinemizi de almıştık zaten. LASK maçı biraz zor oldu. Kolay kolay gelmedi açıkçası. 1-1 bitti. Baskılı oynasaydı o gol dakika 80'de falan geldi, öyle söyleyeyim ben size. Fakat şu an 2-2 olarak ilerliyoruz. Umarım güzel gelir. Şu an rapor tutmadım. Herhangi maçlar bitmediği için. Fakat diğer 2 Ağustos videosunda bir rapor tutacağım mutlaka. Bugün de 6 tane mücadelem var arkadaşlar. 6 mücadelemden önce katıl grubundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle göstermek istiyorum. Sizlere zaten bir de voleybol mücadelesini vermiştim YouTube'dan. Mutlaka değerlendirmişsinizdir diye düşünüyorum. 132.5 üst olarak vermiştim. Barem düşmüştü 131.5'a. Ben 131.5'tan da verdim katıl grubuna sabah. Gece verdim. Değerlendirenlere tebrikler. Bir basket kuponumuz vardı. Başarısız oldu arkadaşlar. Fransa gelmedi. İtalya geldi. Katıl grubuna özeldi bu. Onun dışında Meksika Ligi'nde canlı vermiştim. Canlı diyorum. Maç önü vermiştim analizle. Özel analiz olarak katıl grubuna veriyorum zaten. 1.5 üstü geldi. Türkiye kadın voleybol takımının şeyi geldi. Onun dışında iki tane canlı verdim. Şöyle göstereyim. Dijon maçına maç sonu 1.5 üst verdim. Daha dakika zaten erkenlerdeydi. 1.40 gibi orandan verdim. Değerlendirenler mutlaka var. Ve aynı şekilde Nîmes maçına maç sonu 1 olaraktan da verdim. Dakika 16'da vermişim. Gördüğünüz üzere 1.70 gibi orandan. İkisi de geldi arkadaşlar. Onu da göstereyim isterseniz. Şöyle. Hatta maçtan ben videolar da attım. Maç sonu 1.5 üst geldi. Maç sonu 1 aynı şekilde geldi. Yaklaşık burada 2 katının üzerine çıktık zaten. Katıl grubunda arkadaşlar, sizler de katılmak istiyorsanız nasıl katılırım diyerekten göstereyim ben sizlere. Abone ol tuşunun yanında sizde burada bir katıl tuşu var. Şurada mavi bir yazıyla. Mavi yazıya tıkladıktan sonra burada bir video var. Katıl butonu, seviyeleri, Kangal Tips. Girişi oynat dediğiniz zaman burada zaten seviyeler belli. O videoyu izledikten sonra gelirseniz destek paketi, Telegram grubu, Telegram artı yüksek oran grubu, her şey dahil iletişim şeklinde seviyelerimiz mevcut ve sponsor desteğimiz var. Sizler de katıl grubuna gelerek geldikten sonra topluluk kısmındaki linkten Telegram grubunun linklerini tıklayarak da gruplara gelebilirsiniz. Eğer yapamayan olursa Instagram sol altta gördüğünüz üzere Kangal Tips, oradan mesaj atarsa ben zaten her türlü ses kaydı atarak zaten yardımcı oluyorum en iyi şekilde. Mesajlarınız için de şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Geçelim maçlarımıza. İlk maçımız Hamburg'la Dresden'in mücadelesi. Dresden takımı, maçları biraz hızlı anlatacağım öncelikle. Şimdiden belirteyim. Dresden takımı Bundesliga 3. Lig'den yükseldi arkadaşlar. Hamburg'da geçen sezon çıkmayı, kıl payı kaçırdığını söyleyelim bilet anlamında. Şimdi burada Hamburg ilk maçında Schalke ile oynadı. Schalke'ye karşı galip geldi arkadaşlar. Burada Schalke'ye galip gelirken de manası derin diyelim biz buna. Şöyle söyleyeyim. Schalke'yi yenerek burada ben üst lige çıkmak istiyorum şeklinde bir mesaj verdiğini de belirtelim yani. Güzel bir futbol sergiledi. Deplasmanda olmasına rağmen rahat bir galibiyet aldığını belirtebiliriz arkadaşlar. Dresden takımı da aynı şekilde Attik'ten çıkmasına rağmen kendi evinde 3-0'lık galip geldi. Ben burada yine gollü bir mücadele geçmesinden yana Hamburg tarafına gideceğim. Hamburg tarafına nasıl gideceğim arkadaşlar? Hamburg galibiyetine değil de Hamburg'un atacağı 2 gole gireceğim. Onun da oranı zaten 1.45 gibi güzel bir oranı var. Hamburg dediğim gibi ilk maçta Schalke'yi yendi deplasmanda 3-1 skorla. Bu maçta da zaten sezona kadrosunu büyük ölçüde korulayan bir Hamburg takımı var burada. O yüzden Hamburg'un atacağı 2 gol idealdir diye düşünüyorum. Şuradan göstereyim ben sizlere. Onun da oranı zaten baktığımız zaman da ev sahibi 1.5 üstün oranı idealdir arkadaşlar. İdealden öneriyorum. 1.45 gibi orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız Hamburg ev 1.5 üstü değerlendirebilirler. Geçiyorum bir diğer mücadeleme. Kombineme aldığım mücadele Gallen'le Luzern mücadelesi. Luzern hakkında bahsedeyim öncelikle. Luzern takımı arkadaşlar geçtiğimiz yıl Young Boys'un ardından en skorer ikinci isim olduğunu da belirteyim. Yani gol yollarında hücum hattında pek sıkıntı çekmeyen takımlardan bir tanesi İsviçre'de.
Ki zaten oynadığı ilk maçında mağlup oldu. Young Boys'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Golü de dakika 90'da yedi. Yani takımın ne kadar hücumsal anlamda iyi olduğunu ilk maçtan da zaten güzel bir resital yaparaktan da bizlere gösterdiler. Galler takımı da ilk mücadelesini kazandı deplasmanda. Deplasmanda oynarken yine alt ligden yükselen bir takıma karşı 2-1 kazandı. Güzel bir performans sergiledi arkadaşlar. Hücum anlamında, şut anlamında, yani kaçan net pozisyonları da var. Ben aynı şekilde Luzern'in de önceliği hücum olduğu için ben burada her iki ekibinde birbirlerine gol atmasını bekliyorum İsviçre'de. O yüzden bu mücadeleyi değerlendirdim arkadaşlar. Hatta kombinemi aldım. Videonun sonundaki kombinemin ilk mücadelesi bu mücadele olacak. Galler mücadelesine ben burada her iki ekibinde birbirine atacağı golleri bekliyorum. Şöyle söyleyeyim. Eğer mesela olur da gelmez. Mesela bugün LASK'la Rapid Wien maçı vardı. Çok fazla pozisyon olmadı. Fakat geldi. Bu mücadelede ben pozisyonların çok fazla olacağını düşünüyorum. Rapid ve LASK maçından daha çok pozisyon olacağını. Girer girmez zaten maçı takip eden arkadaşlarımız bana mesaj atıyor. Mesela bugün bir tane arkadaşım mesaj atmış. Beraber LASK maçını takip ettik. Mesaj yaşamaktan da maç hakkında yorum yaptık. Penaltısını yedi falan böyle. Maç hakkında analiz yaparaktan da konuştuğumuzu belirtelim. Ben bu mücadelede dediğim gibi Galler ve Luzern'in birbirlerine gollerini bekleyeceğim. 1.40 gibi orandan idealdir. Değerlendirmek isteyenlere öneririm. Bol şans diyerekten de geçiyorum bir diğer mücadeleme. Basel ile Sion mücadelesi. Yine zorlu bir mücadele olarak gösterilebilir bu mücadele. Basel ilk maçında deplasmanla 2-0 galip geldi. Sion da kendi evinde 2-1'lik mağlup oldu Servette'ye karşı. Her iki takım da güzel bir futbol sergiledi. Ben bu mücadele yine gollü geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Nasıl gollü geçmesini bekliyorum? Basel'in zaten burada galip gelme yönünde galip gelebilir. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Gollü bir Basel galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum ben burada. Fakat taraf olarak yöneldim Basel takımına. İsteyenler bunu taraf olarak da değerlendirsin. Eğer isteyenler de ben bu mücadeleyi ben zaten dediğim gibi biraz gollü bir mücadele bekliyorum. 2.5 üstünde 1 yaparaktan da yüksek orana gidebilirler. Fakat ben idealden sizlere öneririm bu mücadelede Basel takımının direkt kazanması yönünde. Yine kadrosu güçlü bir kadrosu var. Sion'da ilk maçında mağlup oldu. Kendi evinde çok da fazla iyi oynayamadı açıkçası Sion ekibi burada. Basel'in o yüzden burada kendi evinde kazanmasını bekliyorum. İdealden 1.40'tan sizlere ev sahibinin galibiyetini öneriyorum arkadaşlar. Eğer ki ben 1.40 oranı oynamam, yüksek orandan oynarım diyorsanız arkadaşlar, maç sonu 1 ve 2.5 üstü 1.83 gibi orandan da ekstra bir alternatif olarak önerebilirim. Ben kendim zaten Telegram'da yüksek oran grubumuz var. Bildiğiniz üzere o 60 TL'lik seviyede. Orada yüksek oran çalışmaları yapıyorum. Oraya bu tür maçlardan zaten bolca gönderiyorum. Özellikle sezon başlayınca güzel işler yapacağız. Burada önerim sizlere direkt maç sonu 1. Alternatif olaraktan da maç sonu 1, 2.5 üstü olaraktan da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gent'le bir şart oynayacak. Gent'ten bahsedeyim ben sizlere. Arkadaşlar Gent 7 tane transfer yaptı. Ve bu transferleri önemli transferler. İlk 11'de koyabilecek transferler Gent takımına. İlk mücadelesinde zaten mağlup oldu. Bir şart da aynı şekilde mağlup oldu. Bir şart eskiden böyle değildi. Hatta geçen sezonun öncesinde çok fazla maçları gollü geçerdi. Atardı yerdi. 6-1'lik, 6-2, 5-3'lük maçları vardı bir şartın. Ondan sonra takım zaten biz fark edince zaten çöktüğünü söyleyeyim ben burada. Gent galibiyete yakın taraf. Şöyle bir şey yapalım diyorum bu mücadeleyi de. Gent'in galibiyetini alalım. Fakat ev sahibi 1.5 üstü açmamışlar burada. Hatta göstereyim sizlere. Ev sahibi 2.5 üstü açmışlar en düşük burada. Şöyle gösterdiğim zaman Gent burada bir patlama yapabilir. Yeni transferleriyle birlikte yeni transferlerin de biraz oturması zaman alacaktır. Fakat burada bir şartın durumu gerçekten iyi değil. Hazırlık dönemi de çok fazla iyi geçmedi. Gent tarafına da bir galibiyet olarak gideceğim burada. Maç sonu 1 ve 1.5 üst yaptığınız takdirde Gent'in en az 2 gollü galibiyetini almış olacaksınız. İsteyenleri değerlendirebilir bu mücadeleyi. Ama Gent'in şöyle bir sıkıntısı da olabilir. 7 tane önemli transfer yaptı. Kadrosunu büyük ölçüde değiştirmek istiyor Gent takımı. O yüzden bir sıkıntı olabilir diye ben bu mücadeleyi de kombinem almadım ama Gent kaliteli bir ekip arkadaşlar. Rakibinden kadro olarak, kapasite olarak daha üstün. Yani aldığı oyuncular da boş oyuncular değil zaten. Ostende'den bir tane hücum hattından almışlar mesela. Maç sonu 1-1.5 üstü sizlere öneririm. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Kombinemi aldığım bir diğer mücadele Khimki ile Krasnodar mücadelesi. Krasnodar'dan bahsedeyim biraz sizlere. Krasnodar'ın arkadaşlar hazırlık dönemi oynadılar fakat çok da iyi geçmediğini belirteyim. Fakat lige dönerken de artık hazırlık döneminde ağırlık olarak mesela bugün Fenerbahçe'nin maçı vardı. Hala beklediğimiz o ilk 11 yok yani yine 3-0 mı ne en son 3-0'dı herhalde mücadele.
Dediğim gibi yani Krasnodar lige güzel başladı. Hazırlık dönemini takip ediyordum. Ben yani Rusya biraz erken başladığından dolayı. Bu maç Sport Toto da var zaten aynı şekilde. Bu mücadelenin oranı da 1.37 gibi oranı vardı. Oranı düşmüş. Ben burada Krasnodar tarafına gideceğim. Galibiyetini alacağım. Direkt maç sonu birini koyacağım kombineme. Gallen'le kombine yapacağım zaten. Kimki'ye baktığımız zaman da zaten hazırlık maçlarında hepsinden mağlup oluyordu. Zenit maçında da en son mücadeleyi izledim. 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sefer yine etkin oynadı. Golü de kaleciden dönen topa kafa vurmuştu. Ben maçı seyrettim. Kimki ekibi. Fakat Zenit sonradan hemen karşılık vermişti ve maçın sonunda zaten fişi çekmişti Zenit ekibi. Kimki'nin ben bu sezon çok bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Krasnodar da güzel başladı. Kendi evinde bu güzel çıkışı devam ettirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Burada da direkt maç sonu 1 olarak sizlere önereceğim. Maç sonu 1'i yapıştırın geçin. Kombineme de aldım zaten. Videonun sonunda göreceksiniz diyerekten de geçiyorum PSG Lille mücadelesine. Arkadaşlar bak PSG'nin oran acayip şekilde yükseliyor. Ciddi anlamda yükseliyor. Dinleyin şimdi. Hatta ben size bir tane yorumdan bir arkadaşımızın yorumunu göstermek istiyorum. Forumdan onun üzerine konuşalım. Bakın. Dün 1.68 oranı düşer diye oynadım. Bugünkü orana bak şaka gibi. Sadece bu yorum üzerinden gideceğim. Ben böyle maçlarda ciddi anlamda oran takıntısı olan bir insanım. Mesela bugün Celtic mücadelesinin oranı 1.53 oranı vardı. Maç saatine kadar günün ortasında 1.77 oldu. Sonra tekrar 1.50'ye düştü. Yani oranlar acayip dans etti bugün. PSG maçında da baktım kadroya. Kadro hakkında bilgi vereyim. Mbappe takımda olacak. Antrenmanlara çıkıyor son 5 gündür. Pardon. Son 5 gündür takımla çalışıyor. Hakimi yine aynı şekilde kadroya uyarlanacak diye düşünüyorum. Donnarumma sanırım takımla değil. Onun dışında Neymar arkadaşlar. Neymar takımla değil. Bir gün önce konserde fotoğraf atmış. Hiç antrenman fotoğrafı atmamış. Veya Instagram hikayesinde paylaşmamış. Sanırım takımla değil. Takımın attığı PSG'nin sayfasında da antrenman fotoğrafları yok. Onun dışında PSG'nin oranı artıyor. Lille tarafına baktığımız zaman da Lille tarafında teknik direktör değişikliğine gitti. Şampiyon yapan teknik adam gitti. Kalecisi gitti yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında Bamba, Burak Yılmaz falan son çıktıkları hazırlık mücadelesinde zaten oynadılar. Ben burada yüksek orana gideceğim. Fakat kombineme almadım. Yani videonun sonunda zaten kombinede göreceksiniz bunu. Tek maç olarak yüksek orana gidelim dedim. Bu maçta ben çok fazla gol beklemiyorum öncelikle. Fakat PSG'nin bir yorumlarda da görmüşsünüz. Forumlara gösterdim az önce. Bir intikam havası olduğunu düşünüyorum. O intikam havasından dolayı arkadaşlar PSG'nin ben mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Nasıl kazanır diye düşündüğüm zaman da benim maç skor beklentim 1-0'lık PSG galibiyeti. PSG'de Mbappe oynayacaktır diye düşünüyorum. Yani sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Ben burada PSG'nin zaten kaybedeceğini düşünmüyorum. En kötü uzatmalarda, penaltılarda alırlar. En kötü. Ama uzatmalar da biraz risk olacağı için ben burada maç sonu 2 ve 4.5 alt yaparaktan da sizlere 2-13'lük orandan direkt bir öneri yapacağım. Tekli öneri yapın. Paris ekibinin oranı sürekli yükseliyor. 1.68'den 1.90'a yükselmiş. Oranlar diyor ki bana galibiyet oynama. Ama ben inadına gidiyorum ki güzel bir kadro çıkaracağını düşünüyorum. Kadro açıklanınca PSG'nin oranı düşebilir diye düşünüyorum. O yüzden maç sonu 2 ve 4.5-6 sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Şimdiden bol şans. Ekrana kombine gelmeden sizden ricamdır tekrardan. Videoya like atmadıysanız veya yorum atmadıysanız bunları arkadaşlar yapın. Emeğe saygı açısından. Teşekkür ediyorum. Onun dışında abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Gelsin ekrana kombinemiz. Gördüğünüz üzere 1 Ağustos kombinesi arkadaşlar Gallen maçına KG var bekliyorum. Her iki takım da hücumsal anlamda iyi işler çıkardı ilk maçlarında. Birbirlerinin kalesine gol atmasını bekliyorum. İkinci maçımız Kimki'nin ilk mücadelesini izledim Zenit'e karşı. Pek bir varlık gösteremedi. Deplasman'da da ben aynı şekilde Krasnodar'a karşı çok bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Krasnodar ilk maçında Deplasman'da 2-0'lık skorla kazandı. İyi oynayarak kazandı. Hazırlık dönemini iyi geçirmese de Krasnodar ekibi burada ilk maçında kazanmasını bildi 2-0'lık skorla. Kimki'nin bir numarası yok zaten. İyi bir futbol sergilerse Krasnodar ekibi burada galibiyete uzanır diye düşünüyorum. Bu ikiliyi kombine yaptığınız zaman da yaklaşık 2 orandan ideal bir kombinasyon olacaktır. Değerlendirmek isteyenleri şimdiden bol şans. Alt tarafta gördüğünüz üzere de PSG mücadelesini aldık. Maç sonu 2-4.5 alt yaparaktan da değerlendirdik. Burada da dediğim gibi PSG'nin atacağı 1-0'lık bir golle 1-0'lık galibiyet bekliyorum ben.
PSG kupayı mutlaka alacaktır. Çünkü transfer sezonu şampiyonu PSG takımı yaptı transferler. Ramos, Donnarumma, Hakimi derken muazzam bir kadrosu var. PSG'nin güzel bir sezona başlayacağını ve moralli başlayacağından dolayı maç sonu 2 ve 4.5 alt yaptım. Değerlendirmek isteyenler tekli yüksek oran olaraktan da bunu alabilirler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir, hepsi yetebilir. Sağlıcakla kalın.